Çünkü ilk yarı 7 veya 8 puanla bitirmiştik yanılmıyorsam. 7 puanda herhalde. İkinci yarıda İlyas Tüfekçi geldiydi. Orada da 21 puan aldık ikinci yarı. İkinci yarı aldığımız 21 puan çok fevkalade önemli bir puandı. Yani o gün eğer sıralama olmuş olsa belki üçüncü, dördüncü noktada alacağız ikinci yarıdaki aldığımız puanla. Tabii Zeytinburnu maçı son maçtı ama ondan önceki maçlar da var. Ben isterseniz o konuyla ilgili bir anımı anlatayım. Şimdi biz bir Sarıyer'le oynayacağımız maçta cezalı konuma düşmüştük. Dış sahada oynamamız gerekiyor. Tabii dış sahada oynayacağımız maç da Bursa'ya verildi. Bursa stadında oynayacağız. Bursa stadında oynadığımız cezalı maçtan sonra öbür maç, deplasmanımız da Bursa Spor'la olacak. Şimdi Sarıyer'le oynayacağımız maç öncesi ben yönetimdeydim o tarihte. Dursun Altıparmak başkanlığımızda, belediye başkanımız, kulüp başkanı. O maçtan önce ben Bursa'ya geçtim. Bursa'da Bursa Spor'un amigolarıyla temas kurdum. 3 tane amigosu. Karabük Spor bayrakları ve forması giyerek onların kendilerine özgü işte alta giydikleri, üstte giydikleri rengi yeşil beyazı kırmızı maviye yaptık. Ve onlar motosikletle şehir içerisinde tur attılar. 2 gün, 3 gün boyunca emekçi takımı Kardemir Karabük Spor'a destek vermek üzere Sarıyer maçında içeride bizim Bursa maçında, Bursa stadında oynanacak Sarıyer maçına destek vermek üzere tribünlere davet edildiler. Ben Olay Gazetesi'ne, onların meşhur bir Bursa'nın Olay Gazetesi var, Olay Gazetesi'ne büyük bir ilan verdim. İşte işçi takım olan, emekçi takım olan Kardemir Karabük Spor'a taraftarlar, Bursalı emekçi kardeşlerimizin destek vermesi noktasında bir ilan verdik. Ve o gün maça geldiğimizde muhteşem bir kalabalık vardı. Stad full dolu. Yani Bursa'da oynadığımız Sarıyer'le olan cezalı maçımızda stad full dolu. Yanılmıyorsam o maçı 3-1 yendik. O maçı 3-1 yendik. Tabii maçtan sonra da Bursa Spor'la oynayacağız aynı stadda. Hemen pazartesi bu sefer bir teşekkür ilanı hazırlamıştım. O teşekkür ilanında da şey vardı işte emekçi takımı Kardemir Karabük Spor'a, emekçi şehri Bursalı Bursa Spor taraftarlarının vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyoruz diye. Şimdi o da büyük bir motivasyon oldu seyirci üzerinde. Bursa maçına çıktığımızda Bursa relax durumda, seyirci müthiş derecede Kardemir Karabük Spor'a destek veriyor. Hatta onların bir santforu Pingel vardı. Pingel her topu ayağına aldığında bütün stat ıslık çalarak tepki gösteriyor Pingel'e. Pingel de şaşırıyor, niye ıslık çalıyorlar diye. Ondan sonra 1-0, 2-0, 3-0, 4-0 oldu. 4-0'dan sonraki bizim bu sefer her topu alışımızda da Bursa seyircisi hep birden yeter artık, yeter artık, haddinizi bilin, haddinizi bilin diye bir slogan attılar. O iki maç çok anlamlı ve güzeldi. Bursa'da oynadığımız Sarıyer ve Bursa Spor maçı. Yani o maçlar almamıza rağmen son maça geldik tabii Zeytinburnu maçına. O maçta çok yüksek, stres çok yüksek ve maçın son saniyeleri. Beraberlik bize yetiyordu. Yetmesine rağmen stoper arkadaşlarımızın bir kimdi tam hatırlayamıyorum topu yani bıraksa kornere avuta o noktada bıraksa sorun olmayacakken topu kurtarmaya çalışarak oyun içerisine soktu. Belki zaman kaybedecektik orada ve maç bitecekti. Maçın hakemi de Bülent Yavuz'du. Maçın hakemi de Bülent Yavuz ve maçta orta sahadan son saniyeler, baskette böyle son saniyede ta bir basketin potanın altından öbür potaya top alıtılır gibi. Orta sahadan bir top, çok şandırmalı bir top ve o top ceza sahasının üzerinde Ali Kemal'in kafasına ve Ali Kemal'in kafasına 90'a takılan bir, hepimiz şok olduk. Bir anda stat
buz gibi böyle bir hava. Yani böyle bir sivrisinek olsa ses çıkacak. Herkes sesini kesti. Ne olduğunu şaşırdı. Hakem şaşırdı. Bülent Yavuz şaşırdı. Nasıl yani girdi ama düdüğü çalmakta böyle zorlandı o da. Düdüğü çaldı ama o düdüğü çalma anına kadar stadın içerisinde inanın bir sivrisinek uçuşu bile ses çıkartabilecek durumdaydı. Ve maç bitti. Tabii çıktık biz. Ankara'dan amcam da gelmişti. Yargıtay üyesiydi. Necat Çelik, Hakşin rahmetli Çalışma Bakanlığı yapan o zaman Hakşin başkanıydı, genel başkanıydı. O vardı. Yanımızda bir kişi daha vardı. Çıktık geliyoruz. Cuma yanına oraya geldiğimizde tüneli geçtikten sonra koca koca taşlar, kayalar yollara yuvarlanmış. Ondan sonra yol kesilmiş. Biz tabii yolda gitmek mümkün değil. Ben durdum arabanın önünden bir iki tanesini alayım demeye kalmadı. Kalabalık geldi. Ondan sonra ben hemen Karabük Spor As Başkanıyım dedim. Abi bir an önce git dedi. Git dedi. Sinirimiz zaten had safhada dedi. Ve bize hemen birkaç taşı açtılar ve biz geçtik. Bizden geçtikten sonra epeyce orada olaylar olmuş sonradan duyduğumuz kadarıyla. Tabii çok büyük bir yıkım oldu. Yani çıkmışsın, bir ilçe takmışsın, bir ilki gerçekleştirmişsin. Yani bir ilkti o zaman. Bir ilki gerçekleştirmiş, bir ilçe takımı olarak Süper Lig'e çıkmışsın. Ve bir sezonda, ikinci yarı çok büyük bir sempati kazanmışsın. Dediğim gibi 7 puandan 28 puana çıkartmışsın. Ya 7 ya 8'di, 7'ydi herhalde. 21 puan aldıydık yanılmıyorsam. Ve o noktada da o son saniyede, son salisede oluşan bir olayla da ligden düşüyorsun. Ama tabii ondan sonra birkaç sene sonra geri toparladık. Ve 96 sezonda tekrar rahmetli Metin Türker başkanlığında yeniden Süper Lig'e çıktı. İlk sene çok iyi bir yerde bitirdi. Ondan sonra ikinci sene rahmetli kanser olmuştu Metin abi. Daha doğrusu ilk yarının sonunda, Süper Lig'deki ilk yarının sonunda kanser tedavisi görüyordu şeyde, Houston'da. Ama her hafta, her maç için bir mektup yazıyordu. O mektupla soyunma odasında kaptan o mektubu okur ve o mektuba istinaden de maça çıkılırdı. Çok büyük bir moral motivasyon alıyordu. O mektuplardan elimizde bir 5-6 tane kaldı, çok yok. Taner Başkan da ben de, hatta ben bir ara rahmetli Metin Türker'in 10. ölüm yıl dönümünde onları sergilemiştik. Sonra 2 sene sonra kaldı, tekrar düştü biliyorsunuz. O düştükten sonra epeyce bir sıkıntılı bir süreç yaşadık. Sonra ben geldim bir kulüp başkanı, 1,5 sene kaldım. Bir ara bıraktım bir 6-7 ay kadar. Ondan sonra tekrar 2001'de göreve geldim kulüp başkanlık. Epeyce bir mücadele ettik. O mücadelelerin içerisinden bir taraftan Hopa, Bulancak, efendim Arhavi gibi birçok Arsin gibi zaman zaman stadını bulamadığımız deplasmanlarımız da oldu. Zorlandığımız çok deplasman oldu. Sonra yaşadığımız süreç içerisinde playofflar yaşadık. Playofflarda elendiğimiz dönemlerimiz oldu. Ama 2008-2009'dan önce 2006-2007 sezonu yanılmıyorsam B kategorisinden biz PTT Ligi'ne çıktık. Ama ben şunu söylemiştim o zaman. Ha bir gün B kategorisini bir aşabilirsek PTT Ligi'nde, yani o zamanki ismi Bankasya Ligi'nde biz fazla kalmayız. Çünkü B Ligi daha zordu. Aşağı futbolcu indiremiyorsun. O aşağıdaki futbolcu kapasitesiyle de yukarıya çıkmak çok zordu. Ben hep onu söylemişimdir o 4-5 yıl içerisinde. Burayı bir aşarsak biz Bankasya Ligi'nden çok rahat çıkarız demiştik. İlk yarı maalesef sondan üçüncüydük. Sondan üçüncü sıradaydık. Ve tekrar bir hoca değişikliği yaptık. Hüsnü Özkara gelmişti o zaman. İkinci yarı çok büyük bir çıkış yaptık. Ve o çıkışta son iki maça 7. sırada girdik. Yani ilk 6'yı kaçırdık, playoff'u kaçırdık.
Ama ikinci sezon yapmış olduğumuz yine nokta transferlerle ki bunun içerisinde Emenike var, Hasan Vasra var. Emenike nasıl bulduğumuzu zaten biliyorsunuz. Emenike transferinden sonra da Bankasya Ligi'nin ikinci senesinde açık ara yani hala kırılamayan, belki çok daha bir müddet kırılamayacak bir rekorla çıktık. O rekorun içerisinde 26 hafta yenilmezlik unvanı var. İçeride oynadığımız 17 maç içeride, 17 maç dışarıda oynuyorsun. İçeride oynadığımız 17 maçta 17 galibiyet var. Gol kralın birincisi ve ikincisi bizden çıktı. Yasin Avcı 17 golle gol kral oldu. 16 golle de Emenike ikinci oldu. Sağ beklerimiz bile, sağ bek Engin Aktürk 8 gol atmış. Tabii benden sonra arkadaşlarımız geldi. İşte Süper Lig'de toplam bu dönemde 5 sezon kaldık. Onların için işte ilk yıl Zeytinburnu'na düştüğümüz bir sezon. Ondan sonra rahmetli Metin Türker ve Taner Canyurt arkadaşımızın başkanlık dönemlerinde 2 sezon. Ve son benden sonra işte Nevzat Şahin döneminde 2 sezon. Sonra da Mustafa Yorulan başkan döneminde de 2 sezon. Toplamda 8 yılı Süper Lig'de tamamlamış olduk. UEFA Ligi'ne gidip, UEFA'da birinci tur geçip, ikinci turda penaltılarla elendiğimiz, son dakikada elendiğimiz bir sezonda düşmek hakikaten hepimizi psikolojik olarak üzdü ve yıprattı. Sezon başı da bana gelen teklif üzerine geldim, görüştüm. Yani eğer belli bir destek, kalbim bir destek vermeye devam edecekse, ben gelir, Karabük Spor'a yıllarca emeğimiz var, çok büyük emeğimiz var. İçinde olduğum sezon, olmadığım sezonlar bile, olmadığım zaman bile bir taraftar olarak her deplasmanda bulundum. O deplasmanlarda da taraftarla beraber izledim. Yani taraftarla beraber birçok şiddete maruz kaldık, hakarete maruz kaldık ama gittik taraftarla beraber izledim.